Evet arkadaşlar, bu soruda hatırlarsanız indeterminate forms sorusu bunlar. Belirsiz formlarla alakalı bir soru. Eğer alt sınırda veya üst sınırda sonsuz görürsek arkadaşlar, bu birinci form type 1'dı hatırlarsanız. Dolayısıyla direkt çözümü şu şekilde yapıyorduk. Limit r giderken sonsuza arkadaşlar r'den kök 2 bölü 2'ye 1 bölü 1 artı x kare dx diyorduk. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz 1 bölü 1 artı x kare dx'in integralinin biz arctanjant x olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifade ne eşittir arkadaşlar? Limit r sonsuza giderken arctanjant x'tir. Değil mi arkadaşlar? Ve bizim burada sınırlarımız nedir arkadaşlar? R'den kök 2 bölü 2. Bu ifadeyi de yazarsak bu nedir? Limit r sonsuza giderken arkadaşlar arc tanjant kök 2 bölü 2 eksi limit r sonsuza giderken aslında şuraya yazabiliriz direkt. Limit r sonsuza giderken nedir arkadaşlar? R midir? R sonsuza giderken arc tanjant r'dir. Şunu düzeltiyorum. Tekrar özür dilerim. Hatta rengimizi de değiştirelim. Eksi renk değişmedi. Eksi limit arc tanjant r sonsuza giderken. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz inverse functions'lardan yani ters fonksiyonlardan bunun ne manaya geldiğini biliyoruz. Bu neydi? Tanjantı kök 2 bölü 2 olan açı. Şimdi tanjantı kök 2 bölü 2 olan açı nedir arkadaşlar? 45 derece midir? Evet, tanjantı kök 2 bölü 2 olan açı 45 derecedir. 45 derece nedir? Pi bölü 4'tür. Dolayısıyla limit r sonsuza giderken pi bölü 4 eksi. Şimdi burada tanjantı arkadaşlar r sonsuza giderken nedir? Veya şöyle diyelim. Limit tanjantı r olan ya açı. Limit r sonsuza giderken tanjantı r olan açı. Şimdi isterseniz şöyle yazalım. Daha mantıklı olacak. Tanjantı r olan açı. R neydi? Sonsuzdu. Yani tanjantı sonsuz olan açı nedir arkadaşlar? Pi bölü 2'dir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı pi bölü 4 eksi pi bölü 2. Bu da eşittir arkadaşlar. İki parantezine alırsak pi eksi 2 pi bölü 4. Bu ne olur arkadaşlar? Pi eksi 2 pi eksi pi bölü 4 olmuş olur. Eksi pi bölü 4 cevabımız olmuş olur arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Diğer soruya geçelim. Evet, şimdi arkadaşlar burada altta veya üstte sonsuz ibaresi yok, sonsuz ifadesi yok. Fakat secant x'in biz 1 bölü cosinus x olduğunu biliyoruz. Cosinus fonksiyonu 90 derecede nedir? Cosinus 90 bir unit circle çizersek 90 derecedir. Cosinus arkadaşlar 0'dır. Dolayısıyla burada fonksiyonumuz tanımsız olacak. Alt limitte yani cosinus 0'da 1'dir. Alt limitte problem yok. Üst limitte problem var. Dolayısıyla biz bu soruyu şu şekilde çözüyoruz. Limit c gibi bir sayı alıyoruz. Nereye giderken? Pi bölü 2 arkadaşlar sol taraftan yaklaşırken. Eğer üst sınırda bir problem varsa eksi, alt sınırda bir problem varsa artı koyuyoruz pratik olarak. Limitimiz, integralimiz sıfırdan arkadaşlar c'ye secant x dx diyoruz. Ya bundan sonrası kolay. Secant x'in integralinin şu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ln secant x artı tanjant x olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar.
Bundan sonra ne yapacağız? Alt ve üst sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan C'ye. Başında bir de limitimiz var. Onu da yazarsak buraya limit. Ne zaman? C fi bölü 2'ye eksi taraftan giderken. Evet arkadaşlar, bunu nasıl çözeriz? Şu şekilde çözeriz. Ln sekant pi bölü 2 eksi, arkadaşlar ne olacak? Onu düşüneceğiz. Tanjant pi bölü 2. Evet. Daha sonra, yani limitte yerine koyma olduğundan dolayı yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Eksi, limitte yine yerine koyduğumuz zaman ne olacak? Yazmıyor. Ln mutlak derecenin sekant x. Doğru mu yaptık? Yanlış yaptık. Neden yanlış yaptık? Şurada biz pi bölü 2 yazmayacaktık arkadaşlar. Ne yazacaktık? Düzeltiyorum. 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 Bazen hata yaparak öğrenmeyi kalıcı hale getirebilir. Evet. Burada ne yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Limit c giderken pi bölü 2 eksiye bizim üst sınırımızı yazacağız. Ln mutlak değer sekant c artı tanjant c. Evet, bitti. Eksi limit. Şimdi alt sınırı yazacağız. C giderken pi bölü 2 eksiye mutlak değer içinde sekant 0 artı tanjant 0. Evet arkadaşlar. Şimdi sekant c nedir? Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüstü. Şimdi 1 bölü kosinüs. Normalde pi bölü 2 desek 1 bölü 90 neydi arkadaşlar? 1 bölü kosinüs 90 tanımsızdı. Ama pi bölü 2'yi biz eksi taraftan gittiğimiz zaman şöyle düşünürsek, yani 89,9 gibi bir şey düşündüğümüz zaman kosinüs değerimiz ne olacak arkadaşlar? Burada 0,0000. Dolayısıyla 1 bölü 0,000 ne demek? 1 bölü 0 artı demek. 1 bölü 0 artı ne demek arkadaşlar? Limit durumda sonsuz demek. Dolayısıyla biz ne yapacağız arkadaşlar? Ln sonsuz artı tanjant c. Limit c pi bölü 2'den giderken arkadaşlar. Tanjant 90'da bir problem var mı? Tanjant 90 neydi? Sinüs 90 bölü kosinüs 90'dı. Sinüs 90 neydi arkadaşlar? 1'di. Kosinüs 90 neydi? Kosinüs 90 neydi arkadaşlar? Problemdi, değil mi? 90 yani kosinüs problemdi. Dolayısıyla 1 bölü 0 artıdı. Yani o sonsuz olmuş olacak. Ln sonsuz olmuş olacak. Evet, aynen bu şekilde. Eksi. Sekant 0. Sekant 0 nedir? 1 bölü kosinüs 0'dır. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. 1 bölü 1, 1'dir. Artı tanjant 0. Tanjant 0 nedir? Sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. Sinüs 0 0'dır. Kosinüs 0 1'dir. 0 bölü 1 1'dir. 0 bölü 1 0'dır. Dolayısıyla 0 artı 1 1'dir. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla ln sonsuz nedir? Şimdi şöyle düşünelim. Ln fonksiyonu bu değil miydi? X sonsuza giderken o da sonsuza gider. Dolayısıyla ln sonsuz da sonsuz olacak. Sonsuz eksi 1. Sonsuz eksi 1 nedir arkadaşlar? Sonsuzdur. Eğer sonuçta biz sonsuz buluyorsak ne diyorduk? Fonksiyonumuz sonsuza bıraksaktır. Yani integral veya r integral divergence böyleydi değil mi arkadaşlar? To infinitive. Sonsuza bıraksaktır diyoruz. Evet.